kendimizin koçu olabilmek mümkün mü? Bu soruya hem evet hem de hayır yanıtını verebilirim. İstersen bu video serisinde evet dediğimiz kısımları işleyelim seninle birlikte. Peki koçluk nedir? Koçluk aslında Macarca koçu kelime kökeninden geliyor. Taşıyıcı araç anlamında. Aslında kişiyi olduğu şimdiki halinden olmak istediği ideal haline taşıma sürecindeki bir yolculuk diyebiliriz koçluk sürecine. Peki sen şimdiki halinden ideal, daha iyi olmak istediğin hale, daha iyi bir sen, daha iyi bir versiyonun haline nasıl gelebilirsin? Bununla ilgili istersen bu videoda uygulamalar yapalım. Bana hayatın anlamını soracak olsan sanırım denge derdim tek kelimeyle. Yaşamımızdaki alanlarda dengeyi sağlayabilmek, kendi iç dünyamızda dengeyi sağlayabilmek derdim. Özel hayatın ve iş hayatın arasında dengeyi kurabiliyor musun? Yoksa dengeyi kuramayanlardan mısın? Peki yaşamımızı nasıl dengeleyebiliriz? Bugün sana bununla ilgili yaşam çarkı ya da yaşam tekerleği diye koçluk literatüründe geçen bir teknikten bahsedeceğim. Yaşam tekerleğimizi oluşturacağız seninle birlikte. Yaşam tekerleğini oluşturmak çok kolaydır. Ve senden yaşam tekerleğini ayda bir periyotlarla düzenlemeni istiyorum. Ve eğer istersen yaşam tekerleği de etiketiyle birlikte sosyal platformda, Instagram'da hatta beni de etiketleyerek paylaşabilirsin. Benim de görebilmem için. Yaşam tekerleğini nasıl hazırlayabileceğiz? Yaşam tekerleği basit bir şekilde bizim yaşam alanlarımızdaki aslında hayatımızdaki dengeyi gösteren, yaşamımızda ne kadar, nerede ne kadar etkiniz ve nerede ne olmak istiyoruz, hangi yönde gelişmek istiyoruz, bununla ilgili bize veri veren çok önemli bir tablo diyebiliriz. Bu tabloyu çok basit bir şekilde hazırlayabilirsin. İstersen hazır bir şekilde benim sitemde de senin için hazırladığım özel tabloyu da sitemden hızlı bir şekilde indirebilirsin. Ya da kendin de hazırlayabilirsin. Çok kolay hazırlanması. Bir yuvarlak çiziyorsun ve o yuvarlağı 8 eşit parçaya ayırıyorsun. 8 dilime ayırıyorsun. Ve her dilime o dilimleri temsil edecek yaşam alanlarını yazıyorsun. Mesela aile. Aileyle olan ilişkilerin için dilimlerden birisine aile yazıyorsun. Mesela spor eğer ki hayatındaysa ve eksikliğini hissediyorsan, eğer spor yapacağın, spor yaptığında daha doyumlu hissedeceksen sporu yazıyorsun. Kariyer, iş, para, sevgilerle olan ilişkilerin, kişisel gelişimin, vücut, beden sağlığın, bununla ilgili hayatınla ilgili kavramları bu dilimlerin içerisine yerleştiriyorsun. 8 alan ayırdık buraya. Bunlar tabii sana özgü olabilir, senin alanların farklı olabilir ama genel anlamda olan şeyleri ben tabloya yazdım ve bu dilimlere 0 ile 10 arasından bir puan vereceğiz. 0 ile 10 arasından puan verdiğinde hemen söylüyorum mesela kariyerim 0 ile 10 arasında kaç puanda diye düşündüğünde mesela diyelim ki 5 diyebilirsin. Şimdi o 5 dediğin 5 puan veriyorsan eğer ki kariyerine hemen kariyer dilimine girip 0'dan 10'a kadar olan ki o mesafede 0'dan 10'a kadar ki olan o derecelendirmede 5'i işaretliyorsun ve 5'e kadar ki olan kısmı boyuyorsun içerisinde. Hemen aileye geliyorsun. Aileyle olan iletişimim kaç? Diyelim ki 4. Hemen o 4 kısmına geliyorsun. 4'e olan kısmı boyuyorsun. Mesela sağlığınla ilgili, sağlığınla ilgili düşündüğünde sağlığına kaç puan veriyorsun? Kendini yoruyorsun, kendini tüketiyorsun. Sana sağlığın doyum veriyor mu? Eğer ki böyle bir sıkıntılar yaşıyorsan mesela 4 diyorsun. Yani ne hissediyorsan, ne kadar şu anki mevcut durumun kaçsa bilinç dışından soruyorsun ve o puanı sana içinden hangi ses geliyorsa içindeki sesin cevabını söylüyorsun ve o tabloda, o dilimde o puanı işaretliyorsun. Ve sonra teker teker bu şekilde gidip her birisini işaretleyeceksin. Ve işaretlediğinde hepsi bütün noktaları içine boyayacaksın, işaretleyeceksin ve geldiğin puanlara kadar, merkezden geldiğin puanlara kadar içini boyuyorsun. Mesela bir örnek daha verelim. Mesela spora kaç puan veriyorsun? 8. Mesela 8 verdiysen eğer spora 0 ile 8 arasındaki mesafeyi boyuyorsun. Sonra boyadığın yerleri, bütün alanları tamamladıktan sonra bir yuvarlak çıkıyor mu ya da çıkmıyor mu? Puanlara geldiği noktaya kadar boyadığın alanları birleştiriyorsun. Ve ortaya ne kadar tekerleğe benzer, çarka benzer bir döngü çıkıyorsa, bir yuvarlak çıkıyorsa yaşam çarkın o kadar iyi dönüyor demektir. Burada şuna dikkat et yalnız, yani hepsi 10 olmak zorunda değil. Sana verdiği tatmin önemli. Mesela eğer ki 6 ise ve 6'dan doyum yaşıyorsan 6 senin için sıkıntı yok demektir 6'da. Ama sen 6'dayken daha fazla tatmin ve doyum alacağını, içinde daha fazla bir şeyler olduğunu ama ortaya çıkartmadığını hissediyorsan o zaman onunla ilgili
eylem adımları yapmaya başlamak gerektiğini söyleyebilirim seninle. Mesela kariyerin 5 ama 8'e çıkabileceğini hissediyorsan o zaman şu soruyu soracaksın kendine. 8'e puanı yükseltmek için hangi adımları atmam gerekiyor? Hangi hedefleri belirlemem gerekiyor? Hedef ve değerlerin nasıl belirleyeceğini Yaşam Koçu serimizin ikinci videosunda çekiyor durumda olacağım ama sen yine de bu soruyu şimdilik sor. 8'e nasıl çıkartacağım? 8'e çıkarmak için neler yapmam gerekiyor? Sporda diyelim ki 4. Ama spor yapmak istiyorsun, daha fazla hayatına katmak istiyorsun. Spor yaptığın zaman daha enerjik olacağını hissediyorsun. Yaşamında olsa daha iyi olur. Daha fazla tatmin hissedersin. O zaman bunu kaça çıkartabilirsin? Ana hedef olarak 8'e hedeflersin ama ara hedef olarak ilk başta 6'ya çıkmayı hedefleyebilirsin mesela. Dolayısıyla küçük küçük hedefler belirleyerek bu çarkımızı düşük puanlardan daha ideal bir puana doğru eşitlemeye çalışıyoruz. Dengeli bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Temel olarak dengeli bir alanı dengeli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ve göreceksin ki sonunda bazen mesela çok zikzak çıkabiliyor. Bazen yaşam tekerleği, bazı danışanlarımda mesela yaşam tekerleği çok bozuk çıkabiliyor. Ama mesela ekranda gördüğün gibi tekerlek çıkarsa bu tekerlek hayatta tökezleyerek gidecektir. Düz, yuvarlak, pürüzsüz bir şekilde ilerlemeyecektir. Dolayısıyla alanların eşitlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi alanları eşitlemeye çalışırken hani bu 6 seviyesinde olabilir, 8 seviyesinde olabilir. Bu tamamıyla senin aldığın tatminle alakalı. İlla 10 olmak zorunda, mükemmel bir tabloda 10'a çıkmak zorunda değil. Soracağın soru, 2 tane soru var. Birincisi, bu düzey benim tatmin ve doyumum için yeterli mi? Daha fazlasını yapabilir miyim? İçimde daha fazla potansiyel var mı? Okey, ikinci soruya geçebilirsin eğer var diyorsan. Bunu ya gerçekleştirebilmek için hangi hedefleri ve hangi eylem adımlarını atmam gerekiyor? Bu iki soru senin harekete geçmeni sağlayacaktır. Ve her ay dikkat et, haftalık planlar yapmanı rica ediyorum senden. Haftalık planlarla artık mesela hayatına spor katabilirsin. Her gün 20 dakika yürüyüş yapıyorum ya da her gün 30 dakika hafif tempoda koşuyorum diyebilirsin. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Benim koşmak çok büyük bir hobim. Böyle YouTube'dan güzel gördüğüm eğitim videolarını, böyle online videoları ya da önemli olan içerik videolarını mesela MP3'e çeviriyorum. Onları dinliyorum. Mesela sen bu videoları ben çektikçe istersen dinleyebilirsin de MP3'e çevirip video olarak da koşarken ya da bu tarz kaynaklar varsa bunları dinleyebilirsin. Hem bir taraftan kişisel gelişimine destek olurken bir taraftan da spor yapmak harika bir duygu ve her sabah erken kalkıp spor yapıyorum ben. Ve bu bana çok fazla bir enerji veriyor. Sen de aynı şekilde hayatına spor katabilirsin ve sporu her gün mesela haftada 3 gün hafif hafif başlayabilirsin. Haftada 3 gün 30 dakika tempolu koşu yapıyorum diyebilirsin. Haftada işte kişisel gelişimine puan verdin. Diyelim ki 3 puan da çıktı kişisel gelişimin. Ama hani 6'ya çıkartmak, işinde de mesleğinde de özel hayatında daha etkili olmak istiyorsun. Hedefin 6'da. 6'ya çıkarmak için hangi eylem adımlarını atman lazım? İşte günde 20 dakika kişisel gelişimle ilgili kitap okuyorum. Neye ihtiyacım var en çok? Diyelim ki etkili iletişim, hitabete ihtiyacım var. Hitabetle haftada bir kitap bitiriyorum. Bir hedef belirleyip haftada bir kitap bitiriyorum deyip günde de 20 dakika, 30 dakika bu kişisel gelişim kitabını okumaya vakit ayırıyorum diye günlük listene hedefler ve planlar yazabilirsin. Bunlarla ilgili daha fazla detayları dediğim gibi diğer videolarda Kendinin Yaşam Koçu Olmak isimli video serimizin diğerlerinde çekiyor durumda olacağım. Yaşam dengeni bulabilirsin ve Kendinin Yaşam Koçu Olmak'la ilgili de küçük bir sürprizim var. Bununla ilgili çok detaylı bir kitap hazırlıyorum ama bu kitabın özetini, temel noktalarını eğer ki okumak istersen benim internet sitemden Kendinin Yaşam Koçu Olmak'la ilgili bir e-kitap hazırladım. Aşağıda açıklamalar kısmındaki linkte bu kitabı indirebilirsin ve bu kitabı da ekstra olarak okuyabilirsin. Ve lütfen kendi yaşam çarkını yaptıktan sonra istersen bu yaşam çarkını hazırladıktan sonra yaşam çarkı etiketiyle sosyal platformlarda da paylaşabilirsin. Herkesin gördüğün gibi düz pürüzsüz bir şekilde yuvarlak değil. Dolayısıyla önemli olan onu düz pürüzsüz hale getirecek eylem adımlarını atmak. Bu kişisel farkındalığı sağlayabilmek ve bu tekerlekte de yaşamının öğretkenini çekmiş olacaksın. Sana katkılar olacaktır. Bir sonraki videoda hedefler ve değerleri işleyeceğim ama bu farkındalık bizim için çok önemliydi. Şimdi yaşamı dengelemek için yaşam tekerleğini yapacağını umut ediyorum. Ayda bir yaşam tekerleği çıkartmayı sakın ola ki unutma. Yaşamınızı dengeleyin. Dengeye gelmek için ise iş hayatınızı, özel hayatınızı planlayın.
Bir ayağınız iş hayatınızda, diğer ayağınız ise özel hayatınızda olsun. İki ayağınız da tek bir alanda olmasın. O zaman dengeyi kaybediyoruz arkadaşlar. Hayat dengeli yaşadığımızda daha olumlu, daha yapıcı, daha güzel geçiyor. Bunu da zaten göreceksiniz. Yaşam tekerleğini oluşturduğunuzda siz de kendi hayatınıza dışarıdan bakmış olacaksınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğendi butonuna basabilirsiniz. Ya da eğer hala abonemiz olmadıysanız serinin yeni çıkan bölümlerini ilk dinleyebilmek, izleyebilmek için abonemiz olabilirsiniz. Ve size özel hazırladığım Kendi Kendinizin Yaşam Koçu Olun kitabının özetini, temel yaklaşımlarını da internet sitemden indirebilirsiniz. Eminim ki senin işine yarayacaktır bu anlattıklarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.